Türkiye'de 2006 yılında çocuklara yönelik taciz vakası 2400 iken 2015'in sonunda 16.950 taciz vakası yaşandı. Çocuklara yönelik taciz yüzde 700 oranında artmıştır. Bu önerge çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi anlamına geliyor. Bu çocuklara verilen ikinci bir cezadır. Adalet Bakanı biz tecavüzcülere af getirmiyoruz diyor. Adalet Bakanına şunu sormak gerekiyor. 12 yaşında, 13 yaşında zorla evlendirilen bir çocuk tecavüze uğramış sayılmıyor mu? 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuk evlendirilebilir mi? Adalet Bakanı ve AKP ne yapmaya çalışıyor? Tecavüzcüleri, tacizcileri istismarcıları cezaevinden boşaltarak neyi amaçlıyor? Sayın Bakan, 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuğun evliliği söz konusu olamaz. 30 yaşındaki bir adam, 12 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmişse bunun adına cinsel birleşme değil, tecavüz denir. 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar tacize uğradıklarını, istismara uğradıklarını anlayamayacak yaştadır. Öyle ki 10 yaşındaki bir çocuk tacize uğrasa bile bunu bilince çıkaramaz, bunu kimi zaman anlayamaz. O yüzden gelin tacizcileri, tecavüzcüleri serbest bırakacak bu önergeden bir an önce vazgeçin. Bu önergenin kanunlaşmasıyla birlikte arkadaşlar tam 4000 kişi cezaevinden dışarı çıkacak. Sadece bunlar affedilmeyecek. Bu tür taciz ve tecavüz vakalarında onlara yardım edenlere de bir örtülü af getiriliyor. Örneğin 30 yaşındaki bir adam 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiyse ya da istismar ettiyse ve bu yüzden cezaevine girdiyse yeni önergeye göre aileler uzlaştığı takdirde cezaevinden çıkabiliyor ve 30 yıl boyunca evliliğini bozmama şartı getiriliyor. Eğer çıktı ve evlendiyse yeniden boşandıysa cezaevine giriyor. Fakat ne oluyor arkadaşlar? Ona yardım eden, bu suça iştirak eden kişiler affedilmiş sayılıyor. Özetle şunu söyleyelim. Elimde az önce de gösterdiğim üzere Kırıkkale'de yaşanan bir tecavüz vakası var. Şu anda üstü örtüldü. Adıyaman'da yaşanan 74 çocuğun taciz edildiği bir vaka var. Üstü örtülmeye çalışılıyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi AKP bir de dün gece yeni bir önerge getirerek tacizcileri ve tecavüzcüleri serbest bırakmak istiyor. Buradan AKP'ye, AKP yöneticilerine bir çağrı yapalım. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Gelin bu hatadan vazgeçin. Türkiye'yi tacizcilerin ve tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak rahatça dolaştığı bir ülke haline getirmeyin. Bunun altında kalırsınız. Bir yanlış yaptınız, yanlış bir adım attınız. Yanlıştan dönmek erdemdir. Bunu bir inatlaşma meselesi haline getirmeyin. Türkiye'de çocukların geleceğine tacizle, tecavüzle ipotek konulmasına engel olun meclise bu ayıbı ve bu utancı yaşatmayın teşekkür ediyorum arkadaşlar